Keyifli Seyahat'ten herkese merhaba. Bu hafta sizlerle birlikte iş çıkışında biraz kafa dinlemek için kamplı bir bisiklet turu yapmak istedim. Ve bu bisiklet turunu da arkamda görmüş olduğunuz küçük canavar ile yapacağım. Gideceğimiz yer çok güzel. Hadi o zaman yolumuza başlayalım. Şu an Işıkeli rampasını tırmanıyorum. Burası yaklaşık %7-%8 eğimle 2 kilometre falan tırmanıyor. Tabi burası 3 parçadan oluşuyor. En uzun tırmanışı şu an gerçekleştiriyorum. Bilmiyorum ne kadar görebiliyorsunuz ama tam şu karşımdaki yere gidiyorum. Hava kararmadan yetişebilir miyim bilmiyorum ama şansımızı deneyeceğiz. Hadi şimdi iniş vakti. Thank you.
Bisiklet ön kaldırsa da bu rampayı inmeden çıkacağım. Gel küçük küçük gel. Gel oğlum ya. Gel. Köpekler bizi kovalarken bu köpek benden kaçıyor. Arkamdaki manzarayı görebiliyor musunuz? Ne kadar muhteşem. Etrafta hayvanlar otluyor ve benim kamp kurmak istediğim yer hemen şu arka taraf. Oraya gideceğim ve kamp kuracağım. Normalde planım üst tarafta bulunan yangın kulesine çıkmaktı ama hava kararmaya başladı. O yüzden bu gece kamp kuracağım. Yarın oraya çıkma planım var. Ondan sonra tekrar buradan aşağı inerek şurada görmüş olduğunuz araba alan köyüne devam edeceğim ve oradan da artık Taşoluk Barajı tarafından eve doğru gideceğim. Tabii ki siz bunu bir sonraki bölümde izleyeceksiniz. Hadi gelin şimdi şu kamp alanına çıkalım, çadırı kuralım, malzemeleri kuralım ve dinlenmeye geçelim. Kamp yerine geldim ve arkamda görmüş olduğunuz düzlük alana kuracağım. Yani baş kısmı şuraya gelecek, ayak kısmı şu şekilde gelecek. O şekilde çadırımı buraya koyacağım. Arkamda çeşme var, suyum var, suyu önünden sıkıntım yok. Diğer tarafımda ise şurada muhteşem bir manzara var. Muhtemelen güneş doğarken şu arkamdan doğacak ve güneşi de görmüş olacağız sabahleyin. Hadi gelin şimdi çadırımızı kurmaya başlayalım.
Çadırımı kurdum, sabitledim. İç kısmını göstermek gerekirse şu şekilde. Hemen yastığım, şişme matım. Şurada uyku tulumum. Gece serin olursa bunu açar, o şekilde kullanırım. İşte sırt çantam, drone'um, kaskım. Bunları bu şekilde buraya yerleştirdim. Ve kesinlikle yaz kamplarında kapıyı açık bırakmayın, sizlere tavsiyem. Yoksa sivrisinekler hücum ediyor. Bisikletim de hemen burada. Kilitle şu alt kısımdan şu kazağı sabitledim ve bunlar da hepsi birbirine bağlı olduğu için sağlam bir şekilde duruyor. Şurada da çamaşırlarım var. Fazla terledim. Onlar kurusun diye buraya koydum. Kuruduktan sonra iç tarafa alacağım. Kampım bu şekilde. Çay için su ısıtıyorum. Rüzgarlı olduğu için ocağın rüzgar perdesini örttüm ve ocağın daha performanslı yanmasını sağlıyorum. Evde tura çıkmadan önce yemek yediğim için işten gelmiştim. O yüzden sadece bir çay demleyeceğim ve sabah uyandığımda kahvaltı yapacağım. Şimdi suyun kaynamasını bekliyorum. Siz de böyle kısa turlara çıkarken emaye bardak almayı unutmayın. Yani ekstra tencere ya da ona benzer şeyler taşımanıza gerek yok. Bunun içerisinde makarna bile pişirebilirsiniz. Yani tek kişinin ihtiyaçlarını tamamen karşılar. Bugün iş çıkışında yaklaşık saat 5 gibi evden çıktım ve Işıkeli'ne geldim. Biga bildiğiniz üzere 30 rakımda, Işıkeli'de 330 rakımda, yani 360 rakımı ilk baş tırmandım. Işıkeli'nde mola verdikten sonra da Kartal Gözü yangın istasyonuna tırmanmaya başladım. Ve yaklaşık buranın da bir 150 metresine kadar tırmandım. Yani toplamda 400 metre tırmanış yaptım rakım olarak. Şimdi çay içtim, dinlendim. Şimdi de direkt uyku moduna geçeceğim. Bazen arkadaşlar soruyor bana nasıl fırsat buluyorsun diye. Az önce söylediğim gibi kendime fırsat yaratıyorum. Dinlenme zamanından ayırıp bu tarz aktiviteleri yapmaya çalışıyorum. Yani hiçbir şey size altın tepside sunulmuyor. Sizler bir şeylerden feragat ederek böyle aktiviteleri yapmak durumunda kalıyorsunuz. O yüzden bu da sizlere bir cevap olsun. Yarın istasyonun olduğu noktaya tırmanacağız. Yani 600 rakıma tırmanacağız. Ama artık dinlenme vakti. İyi bir uyku çekelim ve yarına dinç bir şekilde uyanarak turumuza devam edelim. Bu videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Başka bir hafta, başka bir videoda, yani ikinci bölümdeki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bisikletle kalın. Hoşça kalın.